Hepinize merhaba değerli izleyenler. Samsun 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın 3. günündeyiz bugün. Şu an Drone Market Tarım Departmanı ile sizlerin karşısındayız ve karşımızda Tarım Teknolojileri Müdürü Fatih Başoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba diyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Başoğlu. 2017 yılından beri drone teknolojisi üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 2018 yılından beri de tarım droneları üzerinde uzmanlığımı yapıyorum. Firma hakkında ve üretimlerinize dair bilgi alabilir miyiz? Firmamız ithalatçı bir firmadır. DJI olarak bahsettiğimiz firmanın Türkiye distribütörüdür. 2019 yılından beri resmi distribütörlük gerçekleştiriyoruz. Firmamızın Ar-Ge kısmı da mevcuttur. Ar-Ge kısmında farklı teknolojiler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şu an farklı bölgelerde, farklı sahalarda bayilerimiz, satış temsilcilerimiz mevcuttur. Türk çiftçisine tarım dronlarını tanıtmak ve onlara ulaştırmak istiyoruz. Peki şöyle sorayım sorumu. Bir vatandaş olarak dışarıdan bakılınca aletlerin çok fazla pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada alıcılara dair bir kolaylık sağlıyor musunuz? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu konuda farklı banka kredileri yöntemiyle bir kolaylık sağlanıyor. Kendileri bize başvurduğu zaman proforma fatura ile birlikte bankaya başvurularını sağlıyoruz. Ve kendilerine alımda öyle bir kolaylık sağladığımızı söyleyebiliriz. Peki hava koşulları çok ekstrem durum olmadığı sürece olumsuz bir etkilenme gibi bir durum oluyor mu? Dronların kendi uçuşuyla alakalı bir problem olmuyor. Yani drone 36-40 km/saat rüzgarlarda da uçabilir. Fakat biz traktörlerle hangi hava koşullarında ilaçlama yapıyorsak dronlarla da o koşullarda ilaçlama yapmamız lazım. Buradaki en önemli etken, biz 40 km/saatte drone uçurabiliriz ama drone'un püskürtmüş olduğu ilaç alır başını gider. O yüzden traktörlerle hangi havada ilaçlama yapıyorsanız dronlarla da o havada ilaçlama yapmak zorundasınız olarak söylüyoruz. Peki fuar sizin için nasıl bir önem arz ediyor? Fuar bizim için çok önemli çünkü Karadeniz bölgesinde Samsun olarak bahsettiğimiz yer gerçekten Çeltik Havzası olarak biliniyor. Türkiye'deki önemli bir yere sahip. Biz de özellikle çeltik ve fındık çiftçisine dronları tanıtmak, onlarla iletişim haline geçebilmek için fuara katılım sağladık. Fuar da bizim için çok iyi geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.